Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim demek ne güzel dedik, güzel olduk, hamdolsun. Can kıymetli seyircilerimiz, bugün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir enteresan hadis-i şerifini aktaracağım size. Semih, yarın bizim eve gel yavrucuğum. Bizim evde işte bir iki montaj meselesi var. Bir iki de işte tutturulacak şeyler var. Dedim. Olur hocam dedin. Çıktın geldin. Mesai dışı bir şey tabii. Hiç ücret aramızda konuşup örneklendirme için söylüyorum. Sen benim yanımda çalışan, birlikte çalışmamız biri değilsin de bu işleri yapan birisin günlük. Efendim olur hocam gelirim dedin. İşlem bitti. Semih borcum ne dedim. Sen dedin ki 250 lira. Ne yapacağım şimdi ben? İş bitti. Çıkartıp 250 lirayı vereceğim. Sen deseydin 1250 lira vermek durumundaydım, zorundaydım. Olur mu ya? Burada 250 lira ne var yavrucuğum? Ya yarım saat sürmedi. Yok be hocam, bizim isteğimiz bu 200. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, biriniz bir işçi tuttuğunda, işçi ne? Günlük, haftalık, aylık, senelik anlamında değil, saatlik. Bir iş yaptırmak için yani. Bir iş yaptırıyorsunuz. Biriniz bir işçi tuttuğunda vereceği ücreti kendisine bildirsin. Ne güzel değil mi? Gel kardeşim, bak bakalım. Şurada 4 tane delik deleceksin. 2 tane montaj yapacaksın. Şarjlını, matkabını getir. Delik. Tamam. Onun dışında olursa olmaz. Yaptıracağını ya da gidecek görecek. Bunlar buraya, bunlar tamam. Ne istersin? Pazarlık. İşçi diyecek ki 300 lira. E abi ne verirsen ver. Olmaz ne verirsen ver. O ne verirsen ver olur mu? Olmaz. Sen ne istediğini söyle. Ya da ben söyleyeceğim. Benim buraya 100 liram var. Ben buraya 100 lira veririm. Vermese ne yapsın? Gitsin. 100 liraya baktın yaptıramıyorsun. Bir sonrakini ve aynı adamı 150'ye çağırırsın. Ama ne yapacak? Adını koysun diyor. Adını koymazsa anlaştık, konuştuk. Fiyat konuşmadık. Gel yap ya dedim. Yaptı adam. 7000 lira aldı bizden. Hocam bu kadar uçurum olur mu? Semih, buraları yaptırdık ya bir adama metre olarak. Ne aldı bizden? 8000 lira aldı. Aynı metreye yakın. Ne aldı? 3000 lira aldı. Öbürün aldığı haram mı? Zulüm. Haram değil. Hakkının üstünde, çok üstünde bir şey aldı. Biz ona inandık. Kandırdı bizi. Fakat aynı işe yakın. Hatta ondan daha zor bir yer değil mi? Daha zor bir yeri aynı işe yakın, aynı metraja yakın. 3000, bu kadar fark olmamalı. İsteyen de adaletli olmalı. Veren de merhametli olmalı. Yani adam zorunda kalmış, çalışmak durumunda. Şimdi Suriye'den gelen kardeşler var. Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 3000 liraya çalıştığı bir aylığı mesela, Suriyeli, başka ülkelerden gelenler de varmış değil mi? Afgan, Özbek. Onlara 1500 liraya çalıştırmak zulümdür. Başka yapacak şey yok. O yüzden mecbur kaldıkları için yapıyorlarsa, ben şu ipliği yuvarlama ücreti olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ne veriyorsam, Suriyeli, Özbek, Afgan, Afrikalılar da varmış. Ona da aynısını vereceğim. Adalet bu. Ya nerede yatılıyordu? Uzun süre yatılan bir yer var ya. Çok uzun süre. Nerede yatıyordu insan? Ben onu unuttum ya. Ha? Kabir. Kabirde yatınca sorgu sual melekleri gelince bunları soracak.
bir öğlen yemeğine verdiği bir yemeğin ücretini bir ay çalıştırdığı işçisine veren adam zulüm işlemiş olur. Hadi hadi yaparsın yaparsın hadi. Mehmet, evet bir ufak işim vardı, bir kamyon mal indirecek, ha orada birkaç işçi tuttum. Ya işte verdik bir şeyler, indirecekler. Ha hadi öğlen yemeğini beraber, nereye gidelim? Ha? Kudret'e, hadi gidelim Kudret'e. Tamam, Kudret'e gittik, 1500 lira yemek. Bir kamyon malı indirecek 3 adama da 800 lira verdim, pazarlık ettim. Of! Mecburlar, haber mi abi? Ter içinde kaldılar. Bizim ikimizin bir yemeği 1500. Olur mu şimdi bu? Buna zulüm denir. Ha buna öbeleleri böyle diyor. Uyanık. Çok akıllı adam ya. Uyanık adam ya. Ne uyanığı? Çok uyanıklar var. Uyanık cehennemine gidecek. Çok madrabaz var. Çok lafbaz, dil ebesi var. Cümlelerle, sözlerle insanların gözlerini boyayıp tatlı dilleriyle insanları kandırıp yanıltıp olur mu hocam? Bir arkadaşım var, Bursa'da fırın açıyor. Tövbe. Fırın açıyor, Bursa'da hamur makineleri var. Anlattım ya sana Semih. Hamur makineleri var. Allah Allah. Dedi hocam, hadi bakalım hamur makinesi bakmaya gittik. 3000 liraya anlaştık. 3000 lira hamur makinesi. Alacağız. Bu arada aklıma bir arkadaşım geldi, telefon etti. Hayırlaşmadık ama. Ya şurada bir yer var, oraya git selamımı söyle dedi. Oraya gittik. Biz oraya gidelim dedi. Yakın bir yer, gittik. Hocam kaç para? Aynı işi yapıyor, aynı malzeme. 900 lira. Biri teşhir reyonunda, öbürü de imalatçı. İşte aşağıdan tozun toprağın içinden çıkardı. Hocam bu kadar fark olur mu ya? Bu malın ederi budur diye ben bir rakam koyduğumda o malın ederinin gerçekten o malın ederi olması lazım. Öbür türlü kandırmak olur. Zulüm olur. Ya. Neydi o? İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itaidil kurba ve yenha anil fahşai vel münkar. Allahu Teala ye'muru emrediyor. Bil adli adaleti. Adaletle muameleyi, vel ihsani, iyilikler, güzellikler yapmayı, yaptığı her işte Rabbim beni görüyor, gözetiyor, bana hesap soracak bilgisi, ihsan bu demek. Ve itaidil kurba, yakın akrabayı gözetmeyi, ve yenha, nehyediyor, anil fahşa, fahşa ne? Her türlü azgınlık ve sapıklık. Vel münker, vel bağî. Kötülük, fahşa. Hakkın olmayan şey. Aşırılık, aşırıcılık. Yani Türkçe anlamı olarak tamam, fahşa bu demek. Çok özür dileyerek. Fevahiş. Kötü işler dizilimi. İşte ticarette de böyle. Bir dedim bir takki ör bana dedi. Olur dedi. Ördü. Ne kadar dedim? 100 lira dedi. Ne yapacağım? He? Vereceğim. Hadi Şerif. Ver. Bana bir takki ör. Tamam örürüm. Kaç para? Ördü getirdi. Kaç para? 100 lira. Ya aşağıda ne var? Kitapçı var. Takke 10 lira vermeyeni dövüyorlar, almayanı. Öyle derler ya. Ya çok söyledin ama arkadaş baştan söyleyeceğim. Hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam biriniz bir işçi tuttuğunda vereceği ücreti kendisine bildirsin. Bak bu işi bitirdiğinde alacağın para budur. Bu işi bitirdiğinde
sana vereceğim para budur. Ya da bu işi kaça yaparsın? Tamam, senin söylediğin fiyatı kabul ettim. Ben bunlardan başkası olmaz. Bunun dışına çıkamıyoruz. Çıkamayız.